dostlar, günaydınlar, sevgiler, saygılar, geçmişten geleceğe bütün pozitif güçler üzerinize yağmur gibi yağsın. Negatif olan karanlık güçler bir anda çekip gitsin, onların nazikçe temizlenmesine izin veriyoruz. Boğaz çakramızda biriken, kök çakramızda biriken, solar plexus'ta ve ikinci çakramızda biriken, üçüncü gözümüzde biriken, tepe çakramızda biriken bütün negatif enerjilerin nazikçe temizlenmesini seçiyorum. Korku enerjisini hayatımdan çıkartıyorum. Yoksulluk ve kıtlık enerjisini hayatımdan çıkartıyorum. Sadece sevgiye odaklanıyorum. Sevgi her yerde. Kendimi seviyorum, insanları seviyorum, sokak hayvanlarını seviyorum ve hepsinden önemlisi yaşamı büsbütün seviyorum. Parayı seviyorum. Para bana kolaylıkla akarak geliyor ve sevgili meleklerim bana aşkı, parayı ve her türlü konforu sağlıyor. Çünkü yaşam zevkli bir akış. Hepinizi çok seviyorum. Köklerinizden getirdiğiniz, varoluşunuzdan getirdiğiniz bolluk ve bereket herkesin hakkı. Lütfen size sunulan bolluk ve bereketi alın. Geçmişinizden geleceğe uzanan köprüde herkesin mutluluğu deneyimlemesi gerekiyor. Ve yoksulluk ve kavga şeytanın işidir sevgili dostlarım. Bu dünyada iblislere yer vermeyeceğiz. Sokak hayvanlarına eziyet edenler, Allah göstermesin, onları vuranlar bile var, ben görüyorum. Onları Allah ıslah etsin. O iblisleri gördüğümüz anda yüzümüzü çevirelim. İblislere selam bile vermeyelim sevgili dostlarım. Selam verirsek o pisliği hayatımıza alırız. Ve kesinlikle sokak hayvanlarına zarar verenler, çocuklara zarar verenler, insanlara, kadınlara zarar verenler, onların tamamı iblis. Lütfen hayatımızdan çıkartalım. Allah'ım, kök çakramda biriken iblislerle karşılaşma korkumu benden derin nefesimle şimdi al. Onların hayatımızdan uzaklaşmasına izin veriyorum. Artık temizlenmesine ve gitmesine izin veriyorum. Karanlığa gitsinler, karanlıkta yok olsunlar sevgili dostlarım. Onların yeri karanlık ve o karanlık enerjiyi kaynağına gönderiyorum. Ben ışık olarak yeniden doğmayı, yeniden her gün yeniden doğmayı tercih ediyorum. Dostlarım, sevgili dostlarım, her gün bir bebek dünyaya gelmişçesine yeniden doğun inşallah. Her gün meleklerin koruması sizinle olsun inşallah. Dostlarım, bugün klasik tarot var ve iskambil falı var. Hangisini istiyorsanız lütfen odaklanın. Hepinizi çok seviyorum. Bakalım neler olacak sevgili arkadaşlarım. Klasik tarotu seçen sevgili dostum. Şöyle bir baktığımızda sevgili arkadaşlar. Süpersiniz. Evet arkadaşlar, yeni başlangıç yapacaksınız ve yeni bir şehir, yeni bir iş sizi mutluluğa taşıyacak, başarıya taşıyacak. Evet, bir şeyler için başlangıç yapmışsınız. Ama bereketi ve zenginliği daha sonraki aylarda ve yıllarda deneyimleyeceksiniz. Gözünüz aydın diyorum. Bakınız, şu anda birisiyle dargınlık yaşadığınızı görüyorum. Birisiyle dargınlık yaşıyorsunuz. Bir gözyaşı döktürmüş size ve gerçekten biraz evvel dediğim gibi karanlık enerjiyi kaynağına gönderiyoruz. Ve burada bir yenilmişlik duygusu oluşmuş sizde ve bir ağlama, bir sızlanma, bir negatif enerji var. Küskünlük, dargınlık olacak ama gerçekten sevgili dostlarım, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Sizin acınızı ve size acı verenleri
karanlığa göndereceksiniz. Kaynağına git diyeceksin. Benimle bütünleşmiyor diyeceksin. Ve sevgili arkadaşlar şuraya koyun bakın, çekiyorum tek tek. Ve iki kişinin, bakın burada iki kişinin tek bir vücut olduğunu görüyorum. Hayatında şu anda en önemli olay parasal yönden iyileşmek ve iyi bir beraberlik kurmak. Bunu gerçekleştiriyorsun. Sen ya da bir yakının, evladın olabilir, işte bir kardeşin olabilir. Beraberliklerde neşe ve huzuru deneyimleyeceksiniz. Şurada sevgili arkadaşlar, dünya kadar büyük bir sevinciniz var. Gerçekten burada adeta hayatta dengeyi tutturduktan sonra gücünüzü elinize aldığınızı görüyorum. Bakınız, yüksek hedefleriniz var. Ama bazen gücünüzü kaybettiğinizi görüyorum. Bazen kıskançlık enerjisi hayatınıza gelip böyle sizi sarıyor. Başkalarının kıskançlık enerjisi nazar şeklinde sizi sarıyor ve baş ağrısı, uykusuzluk gibi problemler yapıyor. Bu bir nazar enerjisidir. Nazardan kurtulmak için de üzerlik tohumu, 7 dükkan süprüntüsü ve defne yaprağı öneriyorum. Onların tüsüsünü yapın. Ayetel kürsüyü, Felak ve Nas suresini okuyun. Hanede bir nazar enerjisi var sevgili arkadaşlar, canlarım benim. Allah o kem gözlere ne diyeyim, ıslah etsin onları. Kem gözler bakın burada dengesizlik yapıyor, sırt ağrısı yapıyor, baş ağrısı yapıyor. Burada ilişkilerde bozulmalara kadar Allah göstermesin gidiyor. Bir negatif enerji var. Şurada baktığımda bakın sevgili arkadaşlarım, gerek akrep, boğa ve koç burçlarına yeni başlangıçlar yapacağını söylüyor bu kart. Kesinlikle yeni başlangıçlar çok iyi gelecek. İçinizde birisini öldüreceksiniz. Gerçekten ölmesi gereken biri var, gitmesi gereken biri var ve siz de onu gönderiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir baktığımda bir mahkemelik olayın lehinize sonuçlanacağını söylemeliyim. Gerçekten mahkemede bir olayınız var ve lehinize sonuçlanıyor. Gücünüzü elinize alacaksınız. Kendinizi yeniden yapılandırma fırsatı bulacaksınız. Burada bir polis, asker ya da bir kanun adamı, avukat, hakim gibi birini görüyorum. Bakınız ikisi yan yana geldi. Mahkemeden alacağınız karar çok iyi gelecek size. Mahkeme adalet kartıyla polis kartı yan yana geldi. Bir polislik işiniz lehinize sonuçlanacak. Haydi hayırlısı bakalım. Şimdi arkadaşlar bir de klasik tarotu seçen arkadaşlarıma bakalım kehanet kartları ne söylüyor. Şöyle bir baktığımda aktivasyon diyor. Özellikle hava gruplarına bakınız. Rüzgar çıkıyor. Özellikle hava grupları, terazi burcu, kova burcu ve ikizler burcu insanları, lütfen dikkatli olun. Etrafınızdaki kıskanç insanlara karşı, onların koyduğu engellere karşı böyle temkinli olun. Kendi savunmanızı hazırlayın. Bir mahkemelik olayla karşılaşacaksınız ama siz kazanacaksınız. Geçiyorum sevgili arkadaşlar İskambil falına. İskambil falında neler var bakalım. Evet. Şimdi güzellikten yana, iyilikten yana çok şanslı gözüküyorsunuz. Bir değişim ve bir güzelleşme söz konusu olacak sevgili arkadaşlarım. Şurada bakınız, yeni başlangıçlar, yeni bir birliktelikler oluşacak. Şimdi güzellik demişken bazı hanım kardeşlerim hani saçlarıyla ilgili ya da gardıroplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapabilirler. Bu onlara böyle şans getirecek, yeni çevrelere gireceksiniz, öyledir. Aksesuarlar, elbiseler şans verir bizlere.
bunları elde edeceksiniz. Kendinizi yeniden yapılandırdığınızı görüyorum. Sıkıntılı süreçleri bitirdiniz ve gerçekten çok iyi bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Haydi gözünüz aydın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımda arkadaşlar, bir hanım evlenme teklifi alıyor burada. Bir görücü usulüyle evlilik olabilir ya da bir arkadaşın tanıştırması sonucunda. Koç burcundan akrep, yay burcu olabilir, kova burcu olabilir. Bir evlilik teklifi alacaksınız. Bir görücü usulüyle evlenme. Bunu değerlendirmenizi öneririm. Bu size yeni kapılar aralayacak, yeni fırsatlar sunacak. Çünkü daha önce hedefinize varamadınız, gerek iş konusunda gerek aşk konusunda yanlış insanlarla oyalandınız ve toplumsal anlamda uyum sağlayan bir beraberliğe merhaba diyeceksiniz, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız ve sevgili arkadaşlar, yeniden bir oluşumun içine girdiğinizi görüyorum. Şimdi şurada sevgili arkadaşlar, bir peri enerjisi görüyorum. Peri enerjisi hayatınıza akıyor ve siz bolluğu, bereketi, iyiliği deneyimliyorsunuz. Kesinlikle harekete geçmeniz gerekiyor. Dua isteniyor sizden. Dua edin ve sadece Allah'a tevekkül edin. Allah'a tevekkül ettiğinizde ve sadece dua ettiğinizde kendiliğinden sistem sizi içine alacak ve hareket başlayacak. Tabii sadece dua etmekle yetmiyor ve bir şeylerin açılması gerekiyor. Burada sevgili dostlar, ben İnşirah suresini öneriyorum. İnşirah suresini okuyarak Bismillahirrahmanirrahim. Elem naşrak leke sadrak ve vedana anke vizrak. Ellezi enkada zakrak ve rafana leke zikrak. Fe inne meal üsrü yusra, inne meal üsrü yusra fe izaferakta fensab ve ile rabbike fergab. Engellerle karşılaşmışsınız. Size melek enerjisi akmıyor. Peri enerjisi akmıyor. Şu anda peri enerjisinin, dediğim gibi, veya işte pozitif gücün hayatınıza akması için engellerin kaldırılması lazım. Bu maddi sıkıntı yapıyor. Bu duygusal hayatta çalkantı yapıyor. O yüzden diyorum ki maddi manevi bolluk için kesinlikle ve kesinlikle İnşirah suresini her gün 18 kere okuyun. Her gün 18 kere İnşirah suresi bin derde devadır, bunu unutmayın. Bütün engelleri ortadan kaldırır ve ayağınıza fırsatı getirir. Ve gelecek de fırsatlar ve açılacak zihinler. Bakınız, boğa burçları engelleriniz var. Koç burçları engelleriniz var. Aslanlar açılmış, onlar dert etmesin. Terazi ve akreplerde de engeller görüyorum. Engelin aşılması gerekiyor. Sevgili oğlak burçları, standartını yükseltmen gerekiyor. Size de İnşirah suresini öneriyorum. Balık burçları ve oğlak burçları. Haydi hayırlısı bakalım. İskambil falını seçen sevgili dostlarıma bakalım. Kehanet kartları neler söylüyor? Şöyle bir baktığımda ağaç çıkıyor. Yaşam ağacı. Köklenme. Şimdi kök çakrada sorun var sevgili dostlar. Şimdi omurganın altındaki küçücük bir üçgen bölge var. Kök çakramızda biriken o yaşam enerjisini canlandırmamız lazım. Kısacası o bölgeye kıpkırmızı bir ışık gönderelim. Ve diyelim ki toprak anaya sağlam köklerle bağlayayım. Oradan kırmızı bir halatın çıkıp böyle yerin merkezine doğru gittiğini hayal ediyoruz. Oraya bir düğüm atıyoruz. İstediğimiz zaman o düğümü çözüp bağımsız oluyoruz. İstediğimiz zaman toprak anaya bağlanıyoruz. Çünkü topraklanmak gerekiyor. Toprak enerjisi az olan, özellikle teraziler, aslanlar. Bakın, bereketle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Terazi, aslan ve sevgili yay burçları, sevgili balık burçları, bir köklenme sorunu, bir toprak eksikliği yaşanıyor. Toprak anaya bağlanmanız için kök çakranızın üzerine elinizi koyun ve kırmızı bir ışık gönderin, orayı şifalandırın. Kök çakramda biriken yoksulluk korkusunun, kıtlık bilincinin, türlü korkuların ve sosyal yaşamda
adapte olma sorunumun gitmesine izin veriyorum. Onları nazikçe temizliyorum ve yerlerine sevgiyi, ışığı ve hoşgörüyü sunuyorum. Teşekkür ederim. Köklerimle toprağa bağlıyım diyebilirsiniz. Dostlarım, bugünlük bu kadar. Destesi işte. Hepinizi çok seviyorum. Ben spiritüel danışman Astro Canan. Ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Allah'a emanet olun. Güzellikler ve iyilikler sizden yana olsun. Hepinize bayılıyorum. Yürekten öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.